Evet dostlarım, hoş geldiniz. Hala ReShade gibi harika bir uygulamayı kullanmayan veya hiç duymayan, bilmeyen dostlarımız var. Burada da bahsettiği gibi Advanced Post Processing Everywhere diyor. Yani ileri derecede, ileri seviyede oynadığınız herhangi bir oyunda çok yüksek kalitede renk ve ışık kalitesi sunuyor sizlere. Tamamen ücretsizdir ve bu uygulamayı, bu programı her oyunda kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Her oyuna ayrı ayrı işlem yapmanıza gerek yok. Ben birazdan Baldur's Gate 3 üzerinden göstereceğim. Orada yaptığınız uygulamaların hepsini herhangi bir oyunda da yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir problem var. Sakın online oyunlarda denemeyin. Bazı online oyunlar bunu hile olarak görebilir. Şöyle güzel bir imkanı var. Sıradan Nexus'tan indirdiğiniz grafik modları gibi düşünmeyin bunu. Oyun, herhangi bir hikayeli oyun bunu bir mod olarak görmüyor. Yani başarımlarınızı almaya devam edebilirsiniz. Hani normalde Nexus'tan indirdiğiniz herhangi bir grafik modu veya farklı bir modu kullandığınız zaman biliyorsunuz Steam onu cheat olarak görüyor, hile olarak görüyor ve başarım alamıyorsunuz. Ancak bu programı kullanarak başarım da alabilirsiniz. Ben sitenin linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Buraya ana sayfaya ilk geldiğiniz zaman direkt Download diyorsunuz. Ardından bu kısımdan indir seçeneğine basıp indiriyorsunuz. Ardından şöyle yapalım. Buraya indirdiğiniz ReShade'i açıyorsunuz. Öyle bir hata verdi. Niçin verdi bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa, yardımcı olursa sevinirim. Böyle hatalar almaya başladı. Bunu açtıktan sonra Baldur's Gate 3 DirectX 11'i seçiyoruz. Next diyorsunuz. Ardından DirectX 10, 11, 12 seçeneğine tıklıyorsunuz. Yine Next diyorsunuz. Daha sonra burada paket şeklinde çıkacak. Hepsini seçin, oradan yükleyin. Orada işiniz bitiyor. Yani bu kadar yapmanız gereken şey. Ardından çıkın oradan. Daha sonra şöyle bir oyuna geçelim. Ben size neler yapacağınızı söyleyeyim. Oyuna girdiğiniz zaman hemen en tepe kısımda ReShade dosyaları yüklenecektir. Onları görmeniz lazım. Eğer yükleniyorsa başarmışsınız demektir. Şimdi oyuna girdiğiniz zaman Home tuşuna basıyorsunuz. Ve burada yüklenmiş olan ışık ve renk modlarını görebilirsiniz. Ben size burada hangilerini açacağınızı tek tek göstereceğim. Benim kişisel olarak kullandığım modları göstereceğim. Hepsi o. Dediğim gibi, bakın bu çok önemli. Online oyunlarda denemeyin. Sizi uyarıyorum. Ve her oyunda da yapabilirsiniz bunu. Herhangi bir oyunda. Ve şunu da ekleyeyim üzerine. Sisteminizi herhangi bir şekilde etkilemiyor. Hani zorlama gibi bir durumu yok. Gerçekten harika bir uygulama. O yüzden sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Daha önceden de paylaşmıştım. Ama bunu Baldur's Gate üzerinde görmek istiyorum. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Hep birlikte görelim. Böyle bir karakter yaptım ben. Yakından bakalım. Gördüğünüz gibi saç rengi, göz rengi, işte ten rengi vesaire. Burada görebiliyorsunuz. Bakalım ben ReShade'i açınca neler olacak? Şahit olalım. Bu arada sadece oyun içerisindeki üç boyutlu objeleri, nesneleri, ışıkları değil, sinematiklerdeki ışıkları, renkleri de değiştiriyor, geliştiriyor. Bilginiz olsun. Ben burada kullandığım modları göstereceğim size. Birincisi Blooming HDR. Bunlar nasıl derler, tabiri caizse çakma HDR veriyor size. Basıyorum. Değişikliği tek tek görelim. Bakın gördünüz mü? Renkleri fark ettiniz mi? Kapatıyorum. Tekrar açıyorum.
Ardından Clarity'yi açıyorum. Bakın, daha çok detaylar ortaya çıkmaya başladı. Texture'lar daha da detaylı oldu. Bunu açtım zaman. Luma Sharpen özelliğini açıyorum. Bu da aynı şekilde keskinleştiriyor. Ve en son buna hazır mısınız bilmiyorum ama yerinizde durun. Bake HDR diye bir özellik var. Harika. Değişikliği görünce şok olacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi, hatta şu şekilde izleyelim daha net görmeniz için. Arkadaki manzaraya bakın, renklere bakın. Hepsini tek tek kapatacağım ve tekrar açacağım. Bakın, burayı iyi izleyin. Açıyorum. Harika. Dediğim gibi sistemde de herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Etkilemeyecek. Ben şimdi hemen hızlı bir şekilde oyuna başlayacağım. Bakalım oyun içerisinde nasıl görünecek onu da merak ediyorum. Yolculuğa çıkayım. Hani buradaki detaylar nasıl olacak onu da izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi sinema filmi gibi görünüyor. Gölgeler, ışıklar, renkler. İşte ne bileyim texture'lar. Şuraya bakalım hemen. This is the pool that Finn came from. The parasite now right. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bozulma yok görüntüde. Evet, bilmediğimiz şeylere elimizi sürersek böyle oluyor. Burada bir sahne vardı, oraya gitmek istiyorum hızlıca. Bakın şu renklerin canlılığını fark ettiniz mi? Devam edelim. Burada asansör vardı. Bakın şuradan gelen ışığa bakın. Hatta göstereyim direkt. Kamerayı çeviremiyorum maalesef. Neyse, yukarıdan bakarız. Şurada bir sahne vardı, oraya gidelim. Bakın, ışıklara bakın. Bunda fotoğraf modu yoktu değil mi? Keşke olsaydı. Bak, sahneye bakın. Hatta şuradan direkt kapatacağım. Hep birlikte görelim. Gördünüz mü? Tekrar açıyorum. Buradan ayrılalım. Fazla bulaşmayalım bunlara. Daha bir açıklık alan olsun. Orada da fark edebiliriz daha güzel bir şekilde. Şurada deneyebiliriz mesela. Hani eminim internette izlediğiniz birçok videodan daha net, daha güzel görünüyor şu anda gözümüzde. Yani bunun iddiasına bile girebilirim. Baldur's Gate videolarından bahsediyorum. Bu kısımları geçiyorum. Flakit blesses me this day.
Bu sefer ne yapalım? Bu sahneye bakalım. Bunu da kapatalım. Şöyle yapalım. Evet. İyi izleyin. Bakın aradaki farka bakın. Bu modları ben kendi kişisel zevkime göre yaptım bu arada. Ben renkli, canlı ve net severim. O yüzden böyle yaptım. Erken Early Access versiyonu da bu sahneler yoktu. Yeni koymuşlar bu sahneyi. Hani bence daha fazla anlatmama gerek yok. Olay bundan ibaret. Dediğim gibi bunu her oyuna yapabilirsiniz. Biraz parlak gelebilir gözünüze. Dediğim gibi bu benim tamamen kişisel zevkim. Siz de kendi kafanıza göre modları kullanabilirsiniz. Ama ben bunları tavsiye ediyorum. Biraz gözünüze parlak gelmiş olabilir. Bunu monitörünüzün aydınlığıyla, kontrastıyla oynayarak düzeltebilirsiniz. Ben böyle seviyorum. Böyle yani. Böyle Reshade diye bir program var, uygulama var. Bunu her oyunda kullanabilirsiniz. Gayet basit değil mi? Bence çok kullanışlı. Buna alıştıktan sonra zaten Reshade'siz herhangi bir oyun oynayamayacaksınız, emin olun. Hatta şu sahneye de bakalım. Tamamen şu sahnedeki ışıklara bakın, renklere bakın. Neler olacak görün şimdi. Yani şimdi onu gördükten sonra oyunu bu şekilde mi oynayacaksınız gerçekten? Ve dediğim gibi sistemde herhangi bir ne derler ona? Kasıntı yapmıyor yani. Zorlamıyor sistemi o kadar. Görüşürüz. Yepyeni videolarla karşınızda olacağım. Şu anda güzel bir oyunlar gelmiyor. Emin olun günde 10-15 kadar oyun bakıyorum ama hiç beğenmiyorum. Oturun Baldur's Gate oynayın. Ne bileyim gidin Starfield oynayın. Kafanıza göre takılın işte. Görüşürüz. Ya da Witcher oynayın bence. Witcher daha iyi.